kamu görevlilerini yakından ilgilendiren ve Türkiye Büyük Millet Meclisi alt komisyonunda kabul edilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmesine başlanacak olan gelir vergisi kanunu ile bazı kanunlarda ve 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin alt komisyonda kabul edilen halinin 399 sayılı kanun hükmünde kararname kapsamında çalışanların çeşitli kanunlara tabi olarak idari hizmet sözleşmeli çalışanların TRT'de olduğu gibi kadro karşılığı çalışan sözleşmeli personellerin, taşeronların ve 657 sayılı kanuna tabi devlet memurlarının üzerindeki acımasız vergi yükünü hafifletmeyeceğini gördüğümüz için kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi görüşmeye başlamadan önce hala düzeltilmesine imkan olduğundan Birlik Habersen olarak yaşanan mağduriyetleri anlatmak ve önerilerimizi paylaşmak için bugün burada ve tüm ülke genelinde eş zamanlı olarak toplandık. Anayasamızın vergi ödevi başlıklı 73. maddesinde herkes kamu giderlerini karşılamak üzere mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür demesine rağmen ülkede toplanan vergilerin azımsanmayacak ciddi bir kısmı çalışanlardan alınan dolaylı ve doğrudan vergilerden oluşmaktadır. Hatta verginin en kolay tahsil edildiği kesim kamu çalışanları olmaktadır. Sosyal ve hukuk devletinin en önemli özelliklerinden birisi adil, eşit ve gelir grubunu koruması gereken vergi kanunu bugünkü haliyle amacından uzaklaşmış ve her geçen gün inandırıcılığını yitirmektedir. Anayasamızda belirtildiği haliyle herkesin mali gücüne göre vergi ödemek ile yükümlü olmasına rağmen daha maaşını almadan elinden alınan yüksek vergiler yüzünden çalışanlar mağdur edilmektedir. 399 sayılı kanun hükmünde kararname kapsamında ve çeşitli kanunlara göre idari hizmet sözleşmesi ile çalışanlar, TRT'de çalışan kadro karşılığı sözleşmeli personeller, diğer devlet memurlarına farklı olarak gelir vergilerini net ellerine geçmeden maaş üzerinden değil kaba haliyle ifade etmek gerekirse brüt maaşları üzerinden yani ellerine geçmeyen para üzerinden ödemektedirler. Bunun sonucu olarak Ocak ayı maaşlarında %15 gelir vergisi kesilirken Nisan ayında %20, Eylül ayında ise %27 gelir vergisi kesintiyle Ocak maaşlarından 1000 lira daha düşük maaş alır hale getirilmekte ve yıllık 8000 ile 10000 lira arası vergi ödemektedirler. Bu durum sayıları kamuda 100.000 kişi civarında olan bu çalışanları derinden üzmektedir. Bir yandan enflasyon, diğer yandan alınan vergiler ile alım gücü düşen kamu çalışanları geçinemez hale düşmekte ve zaten yoksulluk sınırı olan maaşları açlık sınırı altına kalmaktadır. Kamu çalışanı devletin vatandaşlarına ulaşan merhametli eli ve gülen yüzü aydın ve eğitimli tabakasıdır. Bu çalışanlar üretime kattıkları katma değer ile devletin gelişmesine katkı sağlamaktadırlar. Unutulmamalıdır ki kamu çalışanlarının mali ve sosyal gücü devletin gücüdür. Kamu görevlerinin maaşlarının artırılacağı zaman maliye bütçesinin zorlandığı söylenirken bu çalışanlardan vergi alırken ise patronlardan daha çok vergi alındığı, vergi almanın en kolay yolu olarak görüldüğü düşündürücüdür. Bu haliyle mevcut vergi kanununun adil olmadığı, devletin adalet ilkesine yakışmadığı, memurdan alınan verginin kuyumcudan, galericiden, işletme sahiplerinden kat be kat fazla olduğu kanunun hak ve hukuktan bahsedemeyeceği açıktır. Adil bir vergi sisteminin olmadığı ülkelerde gelişmişlik ve kalkınmadan söz edilemez. Bugün bu yanlışların düzeltilmesi için bir adım atmak imkanı olanlar, vatandaşına yakışır bir yönetim isteği içinde olanlar, kamu çalışanlarının hak ettiği refah seviyesine çıkarmak isteyen siyasilerin önünde bulunan vergi tasarısı ile bir imkan olduğunu ve imkanın iyi değerlendirilmesini istiyoruz. Adil, sosyal, hukuk sisteminin daha da güçlenmesi için tüm vatandaşlarına eşit ve kazançlar oranında vergi sisteminin getirme zamanıdır. Gün, vergi adaletinin sağlanması için bir adım atma günüdür. Kanun yapıcıların bu hassasiyetle doğru karar vermesini, adil olmayan her sistemin başarısız olacağını
vergi afları ile vergi toplanmayacağını Birlik Habersen olarak hatırlatıyor ve diyoruz ki 1. Bu adaletsiz vergi düzeninin değiştirilmesini özellikle 399 sayılı kanun hükmünde kararname kapsamında ve çeşitli kanunlara göre idari hizmet sözleşmesi ile çalışan emekçilerin vergi yükü altında ezilmesine son vermek için bu çalışanların gelir vergisi hesaplanması brüt maaş üzerinden değil net maaş üzerinden yapılmasını. 2. Mevcut vergi matrahının %100 oranında artırılsın. 3. Kamu çalışanlarının vergisinin ilk basamak olan %15'te sabitlenmesini. 4. Taşeron olarak çalışan ve asgari ücretlilerin gelir vergisinden muaf tutulmasını. Bu şekilde yapılacak olan bir düzenleme bizlerin yükünü hafifletecek, motivasyonumuzu artıracak ve verimliliğimizi artıracaktır.